Canlı TV ana haber bülteninden merhaba değerli izleyenlerimiz. Yeni bir gün, yeni bir haftayı bugün itibariyle girdik. Sevgili izleyiciler, hafta sonu Madeni Sendikası'nda bir tören vardı. Emeği geçen sendika temsilcilerine plaket verildi. Geçmiş dönemlerde müessesemize, sendikamıza, GLİ işçilerine, park teknik ve Kümaş'ta büyük hizmetleri olan yönetici ve temsilci arkadaşlarımızın plaket törenine hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, uzun yıllar sendikamıza, GLİ'mize, işletmemize, işçimize hizmeti bulunan temsilci arkadaşlarımızı, sayın başkanlarımızı, eski sendikacı arkadaşlarımızı hatırlatmak amacıyla onlara bir yemek vermeyi düşündük. Bir plaket dağıtımı olsun istedik. En azından kendilerinin unutulmadıklarını göstermek için bu şekilde bir yemeği uygun gördük. Madeni Sendikası Batı Anadolu Şubesi tarafından geçmiş yıllarda GLİ ve sendika bünyesinde hizmeti bulunanlara yönelik program düzenlendi. Emekleri geçen diyelim. Çünkü emekleri gerçekten geçmiştir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şunlardan da eski sendikacı arkadaşlarımız, şunlardan hiç şüphesi olmasın. Bu güzide kurumu, bu kutsal kurumu, bu yapması gereken asli görevlerini yerine getiren sendika anlayışını hala biz sürdürüyoruz. O yönden kendilerinin en popi tereddütleri olmasın. Biz burada sendikamızı, işletmemizi, yöremizi, işçimizi, kısacası GLİ'mizi düşünüyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal'in bir sözü var. Mevzu bahis, vatan ise gerisi teferruattır. Ben de o güzel söze bir atıfta bulunmak istiyorum. Mevzu bahis, GLİ ise gerisi teferruattır. Teşekkür ederim. Milletvekili Vural Kavuncu, Kaymakam Numan Hatipoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Erdal, GLİ Müessesesi Müdürü Recep Çetiner, Madeni Sendikası Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman, GLİ Şube Müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı programda GLİ ve sendika bünyesinde geçmiş yıllarda hizmet etmiş temsilcilere teşekkür plaketi verildi. Türk Maden İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Sayın Durmuş Düzgün Başkanımızı davet ediyorum. Buyurun başkanım. Törende ilk konuşmayı Maden İş Sendikası Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman yaptı. Yusuf Yaman'ın ardından kürsüye çıkan Vural Kavuncu, bu toplantılar gerçekten insanları vefayı en güzel bir şekilde ifade etmek için bir vesiledir dedi. Bu toplantılar gerçekten insanlara vefayı en güzel bir şekilde ifade etmek için birer vesile. İnsanlar senelerce hiçbir karşılık beklemeden çalıştıkları, emek sarf ettikleri, çaba sarf ettikleri, alın teri döktükleri yerlerde bu tarzda küçük bir değerlenme, küçük bir teşekkürle bütün yorgunlukları sona erer ve senelerce burada alacakları bir plaketi evlerinin en güzel yerlerinde koyarak, müstesna yerine koyarak memnuniyetlerini ifade ederler ve bunları hatırlarlar. Bu tarzdaki toplantıların devamlılığı elbette bizlerde bir gün mevcut görevlerimiz bitecek. Geriye kalan İşte bu tarzda burada yaptığımız bu çalışmalar, güzel dostluklar, bunlar kalacak. O yüzden ben böyle bir toplantıyı hatırlamış olması, düzenlemiş olması anlamında tüm Sayın Başkanımızın nezdinde, tüm yönetim kurulu üyelerine tekrar derin teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Tavşanlı için, Kütahya için, Tavşanlı için ve Tunçbilek için GLİ çok önemli bir durumda. Burası bir işçi kenti ve burası işçiyle birlikte var oldu. Gelecekte de işçiyle birlikte de var olmaya devam edecek. Bizler de sizlerin temsilcisiyiz. Toplumun aynasıyız. Sevgili izleyiciler, AK Parti İlçe Teşkilatı Tavşanlı İlçe Milliyetin Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Makamında Levent Kaya'yı ziyaret eden AK Parti İlçe Teşkilatı burada Milletvekili Vural Kavuncu bir açıklama yaptı. Sayın Vekilim sağ olsun. Daha önce biz okul açışlarında beraberdik Sayın Vekilim'le.
Bugün itibariyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bizlere ziyaret etme nezaketi gösterdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Müdürümüze bir hayırlı olsun ziyareti. Aynı zamanda tavşanlığımızın eğitimle ilişkili olan konularını bir gözden geçirme ziyaretiydi. AK Parti Tavşanlı İlçe Teşkilatı İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Kayı'yı makamında ziyaret etti. Biz tabii Sayın Müdürümüz bu dönem itibariyle Tavşanlı'da göreve başladı. Öncelikle görevin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Demir, AK Parti Kadın Kolları ziyarete katıldı. Onun dışında kendisi hızlı bir şekilde buradaki okul, milli eğitim sistemimizle ilişkili konulara hızlı bir şekilde gözden geçirdi. Ve artık oluşan sorunlarla ilişkili veya hedeflerle ilişkili çalışmalara da başladı. Ziyarette konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, projeler son aşamada dedi. Kendisiyle okul açılışlarında da birlikteydik zaten. Önce memnuniyetle öğreniyorum ki şu anda okullarımız tam kadro, öğretmen eksiği olmadan eğitimleri devam ediyor. Önemli bir altyapı sorunumuz şu an için yok ama geleceğe dönük planlamalar mutlaka olmalı. Çünkü tavşanlığımızın eğitim anlamında önemli hedefleri ve açılımları var. Önemli ihtiyaçları var. Bunlarla ilişkili şu ana kadar bizim zaten elde ettiğimiz bazı yatırım projelerimiz var. Ama asıl büyük hedeflerimiz olan eğitim projelerinin de artık son aşamasına geldik. Bu noktada inşallah birlikte değerlendireceğiz. Ben şuna eminim ki Tavşanlı aynı zamanda bir eğitim kenti olacak ve çevrede de eğitim yönünden cazibe haline gelecek bir merkez olacak. Bu yönde her yönde çalışmalarına biz de destek olacağız. AK Parti'nin ziyaretinden memnun olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Kayık ise şöyle konuştu. Sayın Vekilimle biz daha önceleri telefonla veya değişik ortamlarda biz ilçenin eğitim problemleriyle ilgili görüşüyorduk, bilgi veriyorduk. Kendisi zaten bu konularda çok hassas, çok ilgili. Bugün de sağ olsun teşrif etti, bizi burada şereflendirdi. Eğitim konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretinden dolayı ben Sayın Vekilime teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Sevgili izleyiciler, 19 yılı aşan bir süredir TV haber sunuculuğu yapan Asım Yıldırım, Tavşanlı Yediveren Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin misafiri olarak Tavşanlı'ya geldi ve Özel Başarı İlköğretim Okulu sinema salonunda bir yudum hikaye attığı bir konferans verdi. Size belki Kongo'da yaşanan bir hadiseyi de anlatmak icap ederdi. Orta Asya'nın steplerinde yaşanmış olan bir kurban hadisesini de kader dediğimiz daha kurban etini yemeden daha mutfak masasına koymuşken şehadet getirip Müslüman olan Nadejda teyzenin hikayesini de anlatmak icap ederdi. Ekranların tanıdık siması ve yazar Asım Yıldırım Tavşanlılarla bir yudum hikayeyi paylaştı. Belki kurban keserken başlarına gelen onlarca hadiseyi anlatıp da bunu da anlat Asım Hocam diyerek bana hikayelerini yollayan abilerin, ablaların yaşadıklarını da anlatmak gerekirdi. Ama payınıza bugün bunlar düştü. 19 yıl aşkın bir süredir TV ekranlarında haber programcılığı yapan ve haber programlarının sonunda seslendirdiği bir yudum hikayeyle geniş bir izleyici kitlesinin gönlüne tat kuran Asım Yıldırım, Tavşanlılara duygu dolu bir akşam yaşattı. İnşallah Rabbim razı olmuştur buluşmamızdan, aynı zamanda söylediklerimizden. Tekrar söylüyor, tekrar vurguluyorum. Yalvarıyorum, ayaklarınızı öpmem gerekiyorsa öptüğümü farz edin. Ayaklarınızın altına başımı koymam gerekiyorsa koyduğumu farz edin. Ne olur hayatınızı bir kere daha sorgulayın. Tavşanlı Yediveren Derneği'nin konuğu olarak konferans vermek üzere Tavşanlı'ya gelen yazar ve TV programcısı Asım Yıldırım bir yudum hikayeyle Tavşanlıları adeta mesletti. Bir kere daha sorgulayın. Yarın hiçbir şeyinizin kalmayacağını, öldüğünüz andan itibaren hiçbir şeyiniz kalmayacak çünkü. Yarın öleceğinizi düşünerek bugün nasıl geçirilecekse, nasıl değerlendirilecekse öyle değerlendirin. Ve de İmkanınız varken aç kalmayacaksanız, susuz kalmayacaksanız, ben çünkü bu sene
öyle bir karar aldım. Derneğimizin hediyesini takip etmek üzere Sayın Nuri Ersoy Bey'i sahneye davet ediyorum. İnşallah o azimle hareket edeceğim. Yarın inşallah o verdiğim o niyeti de inşallah abilerimle paylaşacağım. Verdiğim kararı da, niyetimi de onlarla paylaşacağım. Siz de öyle yapın. Ömrünüz olmayabilir, yetmeyebilir. Allah için kesemeyenler adına da, kesebilmek adına, kesmiş olabilmek adına imkanlarınızı zorlayın. Daha fazla kurban kesebilmenin yollarına, imkanlarına bakın. Yıldırım'ı çiçek takdim eden Tavşanlı Yediveren Derneği Başkanı Esra Demiroğlu, gönül teline değen, gönüllere dokunan bu tür sosyal kültürel etkinliklerimizi ara vermeden devam edeceğiz dedi. Allah kurbanınızı şimdiden kabul etsin. Rabbim ahiretinizi cennet eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sizleri komşu eylesin. Bize de inşallah sizin şefaatlerinize nail olmayı nasip eylesin. Bize de dua edin. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Çok sağ olun geldiğiniz için. Son bir hatırlatma. Kurbana kadar bu son gecelerde bir oruç en azından ama mutlaka en azından bir gece teheccüd mutlaka ama mutlaka kılın, ellerinizi açıp ne gerekiyorsa şu vatan ve millet için sıkıntı olarak ne görüyorsanız kendinizle alakalı değil ama açın ellerinizi. Dua edin gözyaşlarıyla. Rabbim yarınlarınızı aydınlık eylesin inşallah. Allah'a ısmarladık. Çok sağ olun. Tavşanlı Özel Başarı İlköğretim Okulu sinema salonunu dolduran vatandaşlarla kendi hayatından da kesitlerin yer aldığı hikayeler ve şiirler seslendiren Asım Yıldırım'ı dinleyen Tavşanlı sanatseverler zaman zaman gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. O kadar güzel örnekler verdiniz ki duygu ve düşünceleri bizimle paylaşınız. Aslında tabii Anadolu'nun dört bir tarafında aynı durumlarla karşılaşıyoruz. Hanımlar Türkiye'nin dört bir tarafında belki de erkeklerden çok daha iyi çalışıyorlar. Yediveren Derneği de zaten adı üstünde maşallah çok bereketli, çok gayretli insanların da çalışmalarının ve çalışmalarının ürünlerini gösterilmiş olduğu derneklerden bir tanesi. Ben böyle ablalar olduğu müddetçe, abiler olduğu müddetçe Türkiye'de çok şeyin değişeceğine İnanıyorum. Gördüm, şahit de oldum elhamdülillah. Onun için öncelikle onlara teşekkür ediyorum. En azından beni buluşturdukları için bu akşam Tavşan'daki dostlarımızla.